Türkiye ile Kuveyt siyasi ilişkiler açısından mükemmel ilişkilerimiz var. Gayet çok yakın ilişkilerimiz var. Bu mükemmel ilişkilerimizin yarattığı ortam bize savunma alanında, güvenlik konularında ve ekonomik alanda da yine çok yakın işbirliğini mecbur ediyor. Memnuniyetle yine görüyorum ki güvenlik ve savunma alanlarında çok ileri derecede çalışmalarımız var. Yakınlarda Genelkurmay Başkanımız da buraya geldi. Arkasından gerek kuvvetli gerek Türk teknik heyetler birbirini ziyaret ettiler. Ve özellikle savunma alanında Kuveyt'in bazı önemli projelerine Türk firmalarının katkılarını hep konuştuk. Bu anlamda uzun süredir konuştuğumuz M111 zırhlı araç taşıyıcıları Türkiye'de FNSS yapıyor paletli. Yine zırhlı taşıyıcılar var. 8x8, 6x6 otokarın yaptığı, yine Nurol'un yaptığı zırhlı taşıyıcılar. Bütün bunların hep testleri yapıldı buralarda ve gayet çok başarılı oldular. Ayrıca sahil güvenlik botları, diğer savaş gemileri çok geniş bir alanda, savunma alanında işbirliği yapıyoruz. Dün de yine askeri alanda imzaladığımız bazı anlaşmalar oldu savunma bakanlarımız arasında. Bunlar gayet güzel devam ediyor. Yatırımlar konusunda sizin Türkiye'deki yatırımlarınızı biliyoruz. Ama bu kadar büyük sermaye birikimi olan bir ülke ve gelecek nesillerine güvenli yatırımlar yapan bir ülke olarak Türkiye'nin de nasıl büyük potansiyel arz ettiğini biraz önce Sayın Bakanların sunumlarında bir kez daha hep beraber gözden geçirdik. Bildiklerimizi bir kez daha görmüş olduk. Şunu bilmenizi isterim ki Türkiye riskleri az ama getirisi yüksek olan bir ülkedir. Getirisi daha yüksek olan ülkeler bulabilirsiniz ama oraların da riskleri çok fazladır. Veyahut da riski hiç olmayan ülke bulursunuz da orada da getiri neredeyse hiç yoktur. Bu açıdan baktığınızda Türkiye gerçekten ideal bir ülkedir. İstikrar, güven, Türkiye'ye neler kazandırdı son özellikle 10 yıl içinde gördük. Önümüzdeki yıllarda da bunun böyle devam edeceğinden hepiniz emin olabilirsiniz.